Güzel bir cumartesi gününden merhabalar değerli ETV izleyicileri. Yaşam Pusulamız Burçlar programına hoş geldiniz. Bundan sonra her cumartesi günü saatler öğleden sonra 1 ve 2 arası ben ve değerli astroloji uzmanımız Emel Menekşi sizlerle birlikte olacağız. Burçlar, gezegenler, yıldızlar üzerine çok güzel, çok değerli bilgilerimizi sizlerle paylaşacağız. Değerli astroloji uzmanımız Emel Hanım, Emel Menekşe biraz kendinden bahsedecek sizlere. Bundan sonra sizlerle birlikte olacağız ekranlarda. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Merhaba Berzin Hanım öncelikle. Merhabalar, hoş geldiniz. Programımız hayırlı olsun. Amin. Güzel şeyler olsun inşallah. Size eşlik edeceğim. Tabii yaşamımızda burçların etkisi çok fazla. Yani daha doğrusu gezegenlerin etkisi çok fazla. Gezegenlere denk gelen burçların kattıkları özelliklerle birlikte yaşam alanlarımızda bir takım değişimler olmakta. Her ay düzenli olarak bu program vasıtasıyla insanlara yolculuklarında, hayat yolunda karşılaşabilecekleri bir takım olayları nasıl karşılamaları gerektiği ve bunlar hakkında alacakları tedbirler ve çizecekleri yollardaki belki kararsızlıklarına yardımcı olabilecek tüyolar vereceğiz. Evet. Umarım işlerine yarayacak güzel ipuçları elde edebilirler bizim programımızı izleyerek. İnşallah. Tabii her programda size de birlikte planladığımız gibi aralarından seçebileceğimiz, arayan izleyicilerimizden birini ödül olarak onların haritalarını yorumlamak. Evet. Dilerlerse stüdyomuzda ağırlayıp burada haritalarını yorumlamak. Her hafta bu ödüle sahip olacak kişiyi de bir önceki haftadan seçmek. Belirlemiş olacağız. Evet, seçmek planlarımız arasında. Tabii bugün ilk önce sizin haritanızdan başlayacağız. Ben sizin haritanızı yorumlayarak nasıl harita yorumlandığını, öncelikle tabii ön harita, çünkü insanlara aktaracağımız bazı konularda astroloji dilinden çok fazla profesyonelce anlayanlar olmayacağı için onları biraz daha sadeleştirerek bir takım anlatımlarda bulunmak istiyorum. Büyük haritayı yorumlamak çok uzun süreçli ve yazılı rapor gerektiren iş olduğu için şu an yüzeysel olarak insanların küçük tiyolar elde edebileceği bilgiler verebileceğiz ancak. Ve eğlenceli bir program olacak evet, diye düşünüyorum. Ben onu canlı yayın bağlantıları da alacağız. Alacağız, evet. Tabii ki bize ulaşmak isteyenler 233-77-77'den ulaşabilirler. Bir sonraki hafta burç haritanızla alakalı öğrenmek istediğiniz her şeyi öğrenebilirsiniz. Tabii ki o şanslı izleyicimiz kimse bize ulaşabilirler ve önümüzdeki haftada bizim belirleyeceğimiz şanslı izleyicimizin haritasını Emel Hanım'dan dinleyeceğiz. Evet, benim yaşam haritamdan mı başlıyoruz? Burç haritamdan. Tabii öncelikle sizin haritanızdan başlayalım. Daha sonra da Mart ayında genel olarak bütün burçları neler bekliyor ve karşılaşabileceğimiz bir takım olaylarda almamız gereken önlemler. İşte bunlarla devam edelim. Sizin haritanızla ilgili evlerin anlamını öncelikle anlatmak istiyorum. Şimdi ben bir takım evlerden bahsedeceğim, gezegenlerden bahsedeceğim. Bunlar ne anlama geliyor? Tabii yabancı bir takım kavramlardan bahsedeceğim için bunlar ne demek? Bunlar ne demek? Gökyüzündeki gezegenler bizim hayatımızı etkileyen enerjiler yaymakta. Ve bu enerjiler belli alanlarda bizi etkilemekte. Biz de bu belli alanları bazı parçalara bölmüşüz. Mesela 12 parçaya bölmüşüz, 12 eve bölmüşüz. Bu 12 evin ayrı özellik alanları var. Birinci evin farklı özelliği, ikinci evin farklı özelliği var. Buralara denk gelen yuvarlak haritamızda içsel sarmal içerisinde denk gelen burçların özelliklerini o yaşam alanımıza kattığını görürüz. Sizin evlerinizden başladığım zaman birinci ev yükselen burcunuz olduğu için yükselen burç ne demek? Evet. Öncelikle bundan başlayalım. Yükselen burç kişinin öncelikle fiziki yapısını, fizyolojik yapısını belirler. Ve yükselen burcumuz direksiyonumuzdur. Yani bir aracı direksiyon ne işlev görürse hayatımızda da yükselen o işlevi görür. Araca geçtiğimiz zaman direksiyonla yol seçimlerine karar veririz. O yüzden de seçimlerimizdir aslında. Seçimlerinizi siz yükselen burcunuza göre verirsiniz.
O anda güneş burcunuz, kendi öz burcunuz devreden çıkar ve kararları tam alacağınız esnada bir şey sizi etkiler ve bu da yükselen burcunuzdur. Sizin yükselen burcunuz yay. Yani. İki özelliklerinizi ilk karşılaştığımızda da hatırlıyorsanız ben size yaysınız aslında evet, demiştim. Evet, öyle demiştiniz ama evet. Ben yanılmışım. Yükselen burcunuzun yay olması tabii sizin bu alana ilginizi de daha çok artırmış olabilir. Çünkü bilinmeyenler, felsefe konuları, içsel yolculuğunuz, bu tür kavramlar sizin için çok önemli. Bu yüzden maneviyat da çok önemli. Kesinlikle. Bazen çok aşırı dindar olabilirsiniz, bazen tamamen inancınızı yitirebilirsiniz. Bazen çok değişken olabilir bu düşünceleriniz bu konuda. Her okuduğunuzdan etkilenebilirsiniz. Kitap okumayı çok sevebilirsiniz. Çok fazla. Evet. Ve seçimlerinizi yaparken işte kaynaklar kullanırsınız. Evet. Ben şunu okumuştum. O yüzden burada bu seçimi yaparken bu kaynağı kullanmalıyım. Evet. Oradaki bilgilerimi değerlendiriyorum tabii. Evet. İçsel yolculuğunuz tabii 30'lu yaşlardan sonra artık yükselen devreye giriyor. Öz burcumuzun etkilerine yükselen daha çok katkıda bulunmaya başlıyor. Ve bu sırada da siz bir yay gibi hareket etmeye başlamış olabilirsiniz. Evet. Mesela kendi öz burcunuz sizin kova. Daha ılımlı, daha geçingen olurken biraz daha fevri ama kendi istikrarlı kararlarını kendi başına alabilen, kesinlikle, daha kararlı ve girdiği yoldan çok kolay dönmeyen, sonunu getirmeyi çok daha azimle, sabırla ama biraz da hani bazen yola gideriz ama biz bir yolun sonuna geliriz ama giderken küfrederek gideriz ya. O şekilde evet, gidersiniz. O yolun evet, sonuna evet, kadar. Kesinlikle. Öfkelenseniz de o yolun sonunu getirir. Sonunu getiriyorum onu. Kesinlikle getirirsiniz. Evet. Yükselen burcunuz size böyle etkiler yapar. Ve sizin hayatınızda böyle etkiler de bırakır. 12 tane evden bahsetmiştik işte yaşam alanlarımızdan. 12 evden ikincisi de para evimiz. Evet. Sizin para evinizde yaydan sonra gelen bir bakalım burç olması lazım. Oğlak. Para eviniz Oğlak'ta. Oğlak tutumlu bir burç. Parayı, para kazanmayı, mücadeleyi seven bir sever, burçtur. Ama harcamayı da çok sever. Kesinlikle. Neyi harcamayı sever? Zevklerine harcamayı çok sever. Yakınlarına hediye almayı kesinlikle çok sever. Ve pahalı hediyeleri evet, almayı sever. Evet, evet. Yani etraftaki gördüğü önemli olan şey onun için kalitedir. Kesinlikle. Yani o yüzden kaliteli şeyler almayı çok sever. Kaliteli şeylere para harcamayı evet, çok sever. Hiç esirgemem. Evet, hiç esirgemez. Ama tutumludur da dediğiniz evet, gibi. Ve bu tutumunu nerede gösterebilir? Ama ben şu anda o tutumu gösteremiyorum. Yani şu an gösteremeyebilirsiniz evet, artık. Çünkü Oğlak biraz daha agresif bir dönemde. Mars Oğlak'taydı mesela. O dönemde agresif harcamalar yapmış olabilirsiniz. Ruh halinize göre çok fazla kesinlikle, harcama ve açılmalar çok yaşamış yaptım, olabilirsiniz. Para evinizde borçlanma yaşamış olabilirsiniz. Kendinize ait bir takım yatırımlarda yanılmış olabilirsiniz. Evet, çok oldu. Evet. Bu dönemlerde aldığınız borçları geri ödeyemeyebilirsiniz. O yüzden bir süre daha sabırlı olun. Hani bu yılın sonuna kadar, hani Ağustos'tan sonra diyelim, sonuna doğru biraz daha hayatınızda refahlık ve para akışının daha çok olduğunu göreceksiniz. Ve borçlarınızı ödeyebilme gücü artacak. Evet. Ağustos'tan sonra diyorum. Çok az kalmış. Para kaynaklarınız da genelde kendi yaptığınız yatırımlardan gelecek. Oğlak yatırımcıdır. Yani yaptığı yatırımlardan para kazanabilir. Bir de toprak geliri de olabilir. Belki sizin kaynaklı değil de aile ya da etrafınızda eşinizin ailesi kaynaklı bir toprak geliri elde edebileceğiniz. Bunun da mühendislikli yani böyle inşaat meselelerinden evet, alacağınız evet, bir kaynak. Var öyle bir beklentiniz var. İnşaat kaynaklı. Bakalım. Yani bir arsanın işte müteahhite verilip size geri dönmesi evet, evet, gibi eşiniz kaynaklı olabilir ama. Evet. Onu söyleyeyim. Öyle. Çünkü mühendislik olayları ilgilendirir. İnşaat konuları olay çok ilgilendirir. Yatırımcı. Oradan gelecek güzel paralar söz konusu olabilir. Üçüncü eviniz kova. Siz anne evi burası. Anne, kardeşler ve düşünce sisteminiz. İlk öğrenim çağlarındaki sizin yapınız, düşünceleriniz. İlk öğrenim çağlarınızda
annemiz gibi. Yani okula nasıl başladıysanız annenizi yansıtan karakterde. Evet, kesinlikle. Çok fazla sosyal olmayan bir yapınız olabilir. Ama konuşkan bir yapı, etrafla çok haşır neşir olan ama çok da kendini gösteremeyen. Öyleydim evet. O dönemlerde. Kova sonradan açılır. Sonradan. 30'lu evet. yaşlardan kesinlikle. Sonra kendi çok, göstermeye çok başlar. Doğru bir yorum oldu bu. Bir de anne egemenliğinden daha çok 30'lu 40'lı yaşlardan sonra çıkar. Evet, 30 yaşına kadar tamamen annemin karakterini yansıtıyordum. Evet. Onda ne gördüysem aynılarını yaptım. Evet, sonra dedim ki yani ben artık kendim olmalıyım. Evet. 40'ından sonra özellikle daha evet. çok olacak bu. Evet. Kendiniz olacaksınız evet. tamamen. Hı-hı. Annenizden aldığınız genetik bu. Evet. Dördüncü evimiz baba evi, aile kökler. Evet. Burada balık, içe kapanık biraz çok. Daha baba. Hı hı. Baba evi, aile ve kökler. Köklere aslına bakarsanız hani bağlı ama çok fazla yine de bağlılığını gösteremeyen. Göstermeyen, evet öyleyim. Anneyi sever babanız ama çok da fazla gösteremez. Öyle. Bazen agresif, kendi içine kapanır. Ne olduğunu anlamazsınız, ruh hali çok değişken olabilir. Ama bir taraftan da sevdiğini bilirsiniz. Evet. Hani onu duygusal olarak yaklaşmayı... Çok göstermeyen bir adamdır zaten hani baba. Yaklaşmayı beceremeyebilirsiniz evet. siz hava grubu olarak. Evet. O suda gezer çünkü. Evet. Suyun kuytu köşelerinde onu havadan görmeniz biraz zor. Mümkün değil. Onun için babayla ilgili biraz hani ayrımcı bir yapınız olabilir. Evet. Babadan aldığınız da sizin de kendi köşenize çekilme huylarınız olabilir. Var. İşte babadan aldığınız genetik bu. Evet. Yani balık yapısı. Evet. Tabii içsel yolculuğunuz, derinlikleri merak etmeniz, bu ruhsal aleme karşı merakınız, çok fazla. Bunlar hep babadan geçen evet. kaynaklar. Astroloji merakınız da anneden. Anne fallara falan düşkün olabilir. Evet. Hisleri çok kuvvetlidir zaten. Tabii. Beşinci eviniz Koç'ta. Burası aşk ve eğlence. Bunlara bakış açınız, buradaki gösterdiğiniz tavırlar. Yani bu evlerdeki gösterdiğimiz tavırlar da o burçlar gibi olur. Olur hep. Tabii. Sizin de beşinci eviniz yani aşk eviniz, eğlence eviniz Koç'ta. Çok hareketli eğlenceleri hareketli. Seviyorsunuz. Evet, kesinlikle. Ama kırsal gezileri de seviyorsunuz. Dağ evet. bayır gezmeyi hiç seviyorsunuz. Hiç ayırmam, her yeri. Her yeri gezmeyi seviyorsunuz. Evet. Sporu seviyorsunuz. Kesinlikle. Eğlenceniz spor muhtemelen. Aşk yapınızda gençlik dönemlerinde çok hani daldan dala konabilen bir ruhunuz olabilir, kalbiniz olabilir. İşte bunu sevdim ama onu da aşık oldum zannedebilirsiniz. Ama gerçekte evet gerçekte bir aşk değil. Olmasa da tabii, böyle tabii. kelebek ruhlu bir aşk yaşamış evet. olabilirsiniz. Ve bir Koç burcuyla aşk olabilir. Yani bu anlamda aşk evinde de yine Koç'la bağdaştırılan hem karakter hem de karşımızda karşılaşacağımız insanlar söz konusu olabilir. Altıncı evimiz dostluk evi. Burada boğa. Boğa burcu bir dostunuz olabilir. Dostluklarınıza boğa burcu gibi yaklaşabilirsiniz. Sahiplenici, yemeği içmeyi, yedirmeyi, içirmeyi çok seversiniz. Evet. Sofra döşemeyi, onları yemeğe davet etmeyi ve dışarıda onları ziyafet çekmeyi. Çok bonkörsünüz dostluklarınızda. Evet, evet. Ve karşınızda da bonkör olan boğa burcu dostlarınız olabilir. Evet, yani var. Size karşı. var. Ve bunlar güvenlikli alanınız sizin. Evet. Güven duymanız gereken insanlar boğa burçları olabilir. Bunlara rahatlıkla güvenebilirsiniz. Yedinci ev, evlilik evi. Burada ikizler. Değişken. evet, değişken. Yani ruh eşi dediğimiz kavram evet. burada devreye girebilir. Tabii bazı konularda hani biz ikizlerin girdiği evde çift verir deriz. Hani çift evlilik söz konusu olma ihtimali olabilir diye düşünebiliriz bu durumda. Ama bir ikizlerle evliliğiniz de söz konusu olabilir. Ya da eşinizin yükseleni ya da Mars'ı olabilir. İkizler olabilir. Yani ikizler mutlaka bir yerlerde evlilik alanında vardır. Evet. Ve sizin yapınızda da evlilikte kararsızlık yaşamış olabilirsiniz. Karar verirken ilk başlarda çok kararsız bir şekilde seçim yapmış olabilirsiniz. Bu da ikizler hani evliliği seçerken ikizler ruhu verir size. Sekizinci ev uzun vadeli ilişkilerimizdir. Uzun vadeli ilişkilerde siz tıpkı yengeç gibi anaç davranıyorsunuz. Uzun evet. vadeli ilişkilerinizi kolay kolay kopartamıyorsunuz. Evet, öyle biliyorsunuz. Yani dostluklarınızı, arkadaşlıklarınızı bir insandan kolay vazgeçemiyorsunuz. Öyle, evet.
Yani onları hep uğraşıyorsunuz. Acaba düzeltebilir miyim? Çok, acaba çok onlar fazla. için bir iyilik yapabilir miyim? İyiliksever, anaç, fedakar. Hani uzun vadeli bütün kendimden çok fazla veriyorum çünkü ödün veriyorum. Oradan evet. Evet, yengecin özelliklerini evet hissediyorum bu. Uzun vadeli hayatınızda olan insanlar da yengeç. Evet. Ben de yengecim. Evet. Uzun vadeli olabilir. Tabii ki. Neden olmasın inşallah. Evet. Ve kızınızın yükselenini bahsetmiştik. Evet, yengeç. Kızınızın yükselenini yengeç olması da uzun vadeli hayatınızda zaten tabii kızınız olacağı olacak. İçindir. Dokuzuncu ev ayrıca çocuk evi. Çocuğunuzun yapısı, burcu ve çocuğunuzla yaşayacağınız olaylar, uzun yolculuklarınız, seyahatleriniz ve sizin imajınız. Dışarıdaki görüntü Aslan burcu. Bu hakim bir kadın. Konuya hakim, her şeye hakim, yönetici bir kadın. Evet. İmajınız bu. Aslan burcuna benziyor evet. İmajınız bir taraftan da. Hani aslanlarla yayların benzer taraflarından var. Bahsetmiştim evet. Ya. Hani neden yay etkiler aslanı etkileyeni demiştiniz. Evet. Çünkü benzer tarafları var. Tabii. Sizin yay tarafınızda biraz aslanvari görüntü de var. Hani her şeye hakim. Hakim. Ateş çünkü. Ateş grubundaki tabii. Hepsi birbirine benzer yansımalar yapar. İmajınız bu. Çocuğunuzun yapısı da böyle. Biraz daha katı kurallar koyucu, işte ormanlar kralı, evin hakimi. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Kızınız böyle bir yapıda öyle, olabilir. Öyle, öyle zaten. Daha bu yaşta böyle. Evet. Uzun yolculukları aslında yay olarak çok isteseniz de burada uzun yolculuklarınızda aslan sizi biraz kısıtlayabilir. Tembellik. Ben çok seviyorum seyahatleri ama evet. Dediğiniz gibi bir takım şeylerde yine üşenirim. Üşenebilirsiniz işte. Geçerim. Aslan üşenir. Kesinlikle. Yerinden kalkmaya üşenir. Ağırdır biraz. Yay dürtükler sizi. İçim kıpır kıpır olsa da hareket edemem yalnız. Öyle hani bir şey var. Uzun yollara gidelim. İstiyorum yapamıyorum. Evet. Bu aslan tarafınızı işte düzeltmemiz gereken taraflardan birisi. Düzeltmemiz gereken taraflar. Bu evlerden yola çıkarak değiştiği zaman zaten yolculuğumuza katkıda bulunuyoruz. Değil mi? Yani bize yol gösteren pusula bu. Evet. Pusuladan kastettiğimiz buradan yola çıkarak dönüşmek. Evet. Yaşam amacımız zaten dünyaya gelme amacımız, hayata gelme amacımız dönüşmek. Tabii ki. Ruhumuzu geliştirmek, olgunlaştırmak, tasavvuftaki gibi tekamül etmek evet. Ve ondan sonra tamam, bir sonraki yaşama evet. Olgunlaşmış olarak geçebilmek. Tabii ki, tabii ki. Yani yolu bu şekilde tamamlamak için astroloji en önemli kaynaklardan birisi. Evet, ben her zaman bunu söylerim. Sizin burada geliştirmeniz gereken taraf evlilik alanı, bu yolculuklar kısmı. Hı-hı. Belki seyahat etseniz yay burcu tarafınızı çok daha iyi doyuracaksınız. Evet. Bence seyahatleri açık olmalısınız. Evet, Meryem bir telefonumuz var sanırım. Alo. Alo. Merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Hoş buldum, sağ olun. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Ben burcum hakkında bilgi almak istiyordum. Evet, Selma Hanım, buyurun. Koç burcuyum ben. Koç burcu. Biz yayından önce Koç burcu hakkında epey konuştuk Selma Hanım. O yüzden şimdi gülüyoruz. Koç burçları için biraz daha hani büyümemiş çocuk, büyümeyecek olan, hiçbir zaman büyümeyecek olan çocuk içinizde yaşayan bir çocuk var. Kıpır kıpır, heyecanlı. Ruhu her zaman için o çocukluğu taşıyacak. Tabii olgunlaşması biraz daha külfetli olacak. Biraz daha hani sınavlarınız bu konuda ağır olabilir. Bu dönemde Mars Koç'ta. Bugün özellikle çok fazla agresif olmamaya çalışın. Ayın 20'sine kadar sizi çok etkileyebilir bireysel savaşlarınız var. Tabii ön yargılı davranmayın. Benim söylediklerim olumsuz gibi gelebilir size ama buradaki sizi agresifleştiren şey sizi bir takım şeylere değişmeye zorlayabilir. Yani agresifleştiğiniz konulara dikkat edin. Nelere sinirleniyorsunuz bu aralar? Bu konulara dikkat ederseniz o konularda aslında değişmeniz gerekiyordur. Kimlere sinirleniyorsanız o insanlara tavırlarınızı değiştirmeniz gerekiyordur. Aslında sizin değişmeniz için yaşanıyor o gerginlikler. Bu yüzden biraz daha kendi öz eleştirinizi yapmaya gayret edin bu dönemde. Ben nerede yanlış yapıyorum şeklinde hani çok fazla suçlayıcı olmak yerine sadece nerede değişmek zorundayım. Hani burada neyi değiştirirsem karşımdaki insanlar da değişir. Çünkü onlar bize aynalık ediyorlar. Agresifleştiğiniz zaman bunları düşünün. Mars Koç'ta olduğu zaman ciddi anlamda içsel olarak sizi gergin ve her şeye sinirlenen bir yapıya büründürür.
Lütfen bu dönemde agresif olmayın, olur mu sevgili Koç burcu? Teşekkür ederim. Başka sormak istediğiniz bir alan var mı? Koç'u ilgilendiren nedir şu anda? Sizi ilgilendiren hangi kısmı? Söylediniz zaten. Çoğunu söylemiş olduk. Çok evet, değil mi? Genel olarak şikayetiniz buydu bu ara. Evet. Evet. Bunları düzeltmeye çalışın. Kendinizde değişerek, evet, karşı tarafa değişik tavırlar sergileyerek işi çözebilirsiniz. Yani çok teşekkür ederim. Karşı tamam. tarafı değiştiremiyorsak, ben her zaman bunu söylüyorum. Evet. Karşı tarafı değiştiremiyorsak ve bu yüzden değiştirmeye çalıştıkça da kendi kendimize sıkıntı oluşturuyorsak biraz kendimizin değişmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, tavırlarımızı, zaman, bakış açımızı, davranışlarımızı değiştirmemiz evet, gerekiyor. O zaman belki iletişimde daha kolaylık olabilir insanlarla. Evet, onlar bizi yansıtıyorlar. Biz değiştikçe onlar da değişecekler. Tabii ki, tabii ki. Ve anlayacaklar yani karşımdaki insan değişmiş. Değişmiş, evet. Evet, devam edelim. 9. evden sonra 10. evimiz. İş hayatı, terazi size söylemiştim. Evet. En çok beni ilgilendiren kısım. Ekranlar önünde olması gereken terazi burcu. Evet. Ekranlar önündesiniz. Evet. Sanata meyillisiniz. Çok. Türk sanat müziği hissedince ooo diyorsunuz. Koro'ya başladınız zaten. Ne güzel. Koro'ya başladım. Tam ve sizin Türk sanat müziği olarak. Evet. Zaten. Yani sanatsal alanlar sizi çok evet, ilgilendirir. Bir de geçmişi çok merak ettiğiniz için aslında geçmişten gelen sanatları hı hı. çok merak edersiniz. Mesela mitoloji araştırmasını eskiye seversiniz. Eskiye dönüyorum zaten ben. Tarihi şeyleri çok tarihi merak şeyleri seversiniz. Araştırırım. İşte tarihi müzikleri dinlersiniz. Kesinlikle öyle. Evet. Bu yüzden geçmiş sizin için çok önemli çok olur önemli. Burada. 10. evde gösterdiğiniz bir de adil durumunuz var. Sizinle çalışanlara hep adil davranırsınız. Evet. Yanınızda birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınız arasındaki en ufak bir karmaşada bile siz adalet temsilcisi olarak hemen devreye girip evet. haksızlıkları o anda çözmeye çalışırsınız. Evet. Bazen yalnız bu durumlarda yani çözüm olsa da biz ne kadar çözüm üretmeye çalışsak da yanlış anlaşılma durumlarımız oluyor, da olabilir. Çok oluyor. Sizin adalet savunma mekanizması çalıştığı anda karşınızdaki kendisini tutacağını düşündüğünüz insan şaşırabilir. Hı hı. Aslında o haksızdır. Siz o yüzden dostunuz, arkadaşınız bile olsa karşı tarafa hak verirsiniz. O sizi anlamayabilir bu noktalarda. Evet. Bunları yaşıyorum. Böyle şeyler yaşayabilirsiniz. Çok çok yaşıyorum. Ama dengeyi yaratıyorsunuz hı. insanlar arasında. Sadece bazen iş konularında mesleki anlamda bazen kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Evet. Hava gruplarının genel yapısı. Olabiliyor. Kararsızlık. hani şunu mu yapsam, bunu mu yapsam, bu terazi karar verme aşamasında biraz zaten güç, zorluk çeken, zorluk evet. yaşayan. Orada biraz nereye başvuracaksınız? Olabiliyor. Yay tarafınıza evet. başvuracaksınız. Kesin ve net kararları yaydan alabilirim. Evet, oradan yola çıkarak. Evet. 11. eviniz dostluk derecesinde olmasa da çevrenizdeki arkadaşlarınızın yoğun olarak bulunduğu akrepler. Hmm. Akrep burçlarından çok fazla etrafınızda olabilir arkadaşlık evet, açısından. Çok, evet. Siz de akrep özelliği arkadaşlıklarınızda taşırsınız. Nasıl yani? Çok fazla etrafınızdaki insanlara çok güvenmezsiniz. Öyle bir özelliğim var. Evet. Temkin. Derinlemesine ve sessiz bir şekilde gözlemleyip iyice anlayıp onun derinliklerini çözmeden evet. işte hep analiz yapıyorum dediniz analiz, ya bana. Hep benim hayatım analize geçiyor zaten. İşte bu arkadaşlıkta burada evet. bir nokta kişileri koyalım seçerken. Devam edeceğiz. Bir telefonumuz daha varmış. Tabii. Alo. Alo. Hoş geldiniz. İyi günler. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Gülnaz Hanım, programımıza hoş geldiniz. Efendim? Takip ediyorsunuz herhalde. Hoş geldiniz. Sağ olun. Bugün ilk programımız. Size şans getirirsiniz inşallah programımıza. Burcunuz neydi? Burcunuz hakkında bir şeyler öğrenmek istiyorsunuz sanırım. Oğlak Burcu. Evet. Hemen Emel Hanım biraz yorumlasın. Yanlış anlamayın, kusura bakmayın Gülnaz Hanım da. Bugün sanırım size önce Selma Hanım, Koç Burcu Selma Hanım aradı. Şimdi Oğlak Burcu arıyor. Şimdi keçi günündeyiz diyorum ben de. Zaten programım başlamadan önce de Mars'ın koçta olmasından dolayı işte oğlakları, koçları etkileyebileceği ve onların daha agresif olabileceğini tartışmıştık evet. daha önce. Bireysel Koç burçları ve oğlaklardan uzak duralım şeklinde. Sizin de bugünlerde biraz daha gergin olma ihtimaliniz var ama oğlaklar için biraz daha hani Nisan ayından sonra hani Koç burcu döneminden sonra boğaya girdiğimiz dönemlerde özellikle Mayıs ayında güzel şeyler olabileceğini düşünüyorum. Oğlaklar biraz daha o zamanlarda kendi hayatlarında değişikliklere sebep olacak bir takım girişimlerde bulunacaklar.
Eğer sizin geleceğe yönelik bir takım projeleriniz varsa Mayıs ayından sonra devreye sokabilirsiniz. Size bu konuda hani bir öngörüde bulunabilirim. Başka sormak istediğiniz oğlakların hangi yönü var? Neyi öğrenmek istiyorsunuz benden? Onu sorabilirsiniz. Birçok yönden öğrenmek isterim de benim bu ara sağlık sorunlarım var. Sağlık. Onlarla ilgili bir... etkileyecektir. Tabii. Geçmiş olsun. Önemli bir rahatsızlık var mı? Var. Var. Ne zamandan beri süre geliyor? Ocak ayından beri mi? Yok, daha öncesinden var. Ameliyat olmuştum. Onunla ilgili sorunlar var. Bir sene önce Ocak ayında olabilir mi bu? Peki. Ocak ayında da vardı. Evet. Ondan sonrasında da olanlar var. Yani evet. Hastalıklar çıktı. Şimdi geçen sene Ocak ayından beri süre gelen bir sağlık sorunu söz konusu olabilir oğlaklarda. Eğer geçen seneden beri var olan bir rahatsızlığınızsa eğer, bunun Ekim dönemine kadar çözümünü bulacaksınız. Ekim döneminde tamamen tedavi olma şansı elde edebileceksiniz. Yani Ekim'e kadar biraz daha sürüncemede kalabilir bu sağlık probleminiz ama Ekim'de sağlık sorunlarıyla ilgili güzel gelişmeler yaşayacağınızı söyleyebilirim. Yani, gelemeyecek olursanız da canlı bağlantı kurma şansımız var mı sizinle? İnşallah olabilirse... Haftaya gelebilir misiniz? Sizden randevu alalım mı cumartesiye yoksa? Yok, gelemem. Ya da bilgilerini alalım. Buradan zaman, haftaya takip edersiniz. Evet. Bilgilerinizi alalım biz sizin. Haftaya yaşam haritanızı Emel Hanım yorumlasın. Evet. Doğum tarihi, doğum saati gerekecek bize ama evet. Doğum saatinizi saati. Biliyor musunuz tabii? Doğum saatim yani akşamüstü, hani akşam ezanı civarında olmuşum. Akşam ezanı o yılın akşam ezanına göre tam olarak tarihi ben alayım. Biz yorumlarız önümüzdeki evet. Hafta. Sen takip edersin. 1971. Nasıl? 1971. Ay ve gün olarak? Birinci ayın 10'u. 10. Kusura bakmayın, heyecanlandım. Akşam. Ezan saati. Ezan saatine yakın. Ya, akşam üstü işte, akşama doğru. O arada olmuş. Evet. Bu kadar yeterli herhalde, değil mi? Evet. Yer de soralım. Yer neresiydi? Doğum yeriniz? Manisa Gördes. Manisa Gördes. Önümüzdeki hafta takip ederseniz yaşam haritanıza Emel Hanım bakar, detaylı olarak size de bilgilerini vermiş oluruz. Bir şey rica edebilir miyim? Tabii bu. Onunkine de bakabilir misiniz? Şimdi tek şanslı izleyici seçiyoruz. Bence şanslısınız bu konuda. Evet, bir dahaki sene ilerleyen dönemlerde yine canlı bağlantıya katılırsanız inşallah oğlunuzun da yaşam haritasına belki bakmak nasıl olur. Cumartesi 13'te tekrar programımız haftaya. Haftaya. İzlerseniz sizin hakkınızda bilgiler vereceğim Gülnes Hanım. Tamam. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz bağlandığınız için. İyi günler, iyi yayınlar. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, şimdi devam edelim. Tabii, buyurun. Arkadaşlıklarınızı bahsettik. Evet, akrepten 12. ev çok önemli. 12. evde bizim işte olgunlaşma, hani ruhumuzun olgunlaşması, tekamülü söz konusu evet. olan ev. Asıl bizi ruhsal açıdan ve hayata gelmemiz anlamı açısından önemli olan ev bu. Evet. Bütün evlerin bir arada burada değerlendirildiği, burada değerlendirdikten sonra nelere sebep olduğunu bu evde yaşayabiliriz. Derinliklerimizdir. Hı hı. Olgunlaşmamızı sağlar. 12. evde sizi etkileyen şey yine yay oluşu. Evet. Yani etrafınızdaki yaylar da size bu konuda destekleyici etken olacaklar. Yay burçlarına baktığınız zaman, size neler kattığına dikkat ettiğiniz zaman ruhsal anlamda geliştiğinizi ve onlar sayesinde bir takım tiyolar aldığınızı evet. ve onları kullandığınızı göreceksiniz. Ve daha çok kullanırsanız, şimdi artık biliyorsunuz bunu, evet, tabii. daha çok kullanırsanız bu konuda daha çok gelişmişlik elde edebileceksiniz. Evet. Kendinizi geliştirebileceksiniz ruhsal açıdan. Bunun izlerini zaten yaşıyorum. Evet. Hissediyorum bunu. Olumlu da olumsuz da yaşayabilirsiniz. Her zaman olumlu şeyler bizi büyütmez. Tabii ki. Büyüten şeyler aslında bakarsanız genelde olumsuz şeylerdir. Şeyler. Çünkü tecrübe evet. oluyor. Onlar tamamen evet. olgunlaştırıyor daha çok. Onlar bizim öğretmenlerimiz. Öğretmenlerimiz. Evet. Peki şimdi gezegenlere geçeceğim. Gezegenlere geçtiğim zaman gezegenlerin özelliklerini ele almamız gerekecek evet, öncelikle. Güneş, yani sizin bilgilerinize ulaşamıyorum. Bir ara vermemiz söz konusu olabilir mi Ergin evet. Hanım? Biraz ya da, bekleyebiliriz. Evet.
Ay burcunuz? Evet, yay. Yay. Tamam. gezegenlerin güneşle başladığını görüyoruz. Güneş bizim kendi öz burcumuz. Öz burcumuzu biz doğduğumuz anda etkilendiğimiz güneş enerjisiyle ve nerelerde etkili olabileceği konusundaki karşısına gelen ev numaralarıyla, yani yine evlerle belirliyoruz. Kova nereye denk gelmiş olabilir? Sizi daha çok nerelerde güneşinizi parlatabilir diye düşündüğümüz zaman üçüncü eve denk geliyor. Üçüncü evin anlamı neydi deriz? Üçüncü evin anlamı düşünce sistemimiz ve anne genetiği. Anneden aldığınız düşünce sistemi ve düşünce yapınızdaki özellikler güneşinizin orada parlayacağını, yani aslında kova burcu olarak düşünce sisteminizin çok daha enerjik olduğunu görüyoruz. Ben size o yüzden diyorum, siz bir astroloji uzmanı olabilirsiniz. İnşallah. Öyle bir düşüncem var, öyle bir hayalim var, inşallah. Bence çünkü de olmalı. Yani ben bu alanda evet kendimi daha iyi geliştirmem gerekiyor. Bu alanda geliştirmek diyorum. Üzere bence eğitimlere de hazırlıklı başlayalım. Olun. Bundan evet, sonra şu anda sizinle birlikte ele alacağız İnşallah. Bunları. Evet, diğer gezegenlerinize bakıyorum. Merkür, Venüs ve Mars. Mars'ınız da kova. Yani bireysel savaşlarınızı kendiniz gibi veriyorsunuz. Ve sizi etkileyen en ufak bir şeyde kendiniz gibi tepki veriyorsunuz. Evet. Hiç başka bir strateji gözetmiyorsunuz. Kesinlikle. Yani direkt karşıya yansıttığınız tavrınız kendiniz. Ama işte burada biraz Kovada daha... Kovada strateji bitmez zaten. Evet, burada biraz daha strateji olabilir. İnsanın kendisini yansıtması biraz zarar verici olabilir ama sizin kendinizi yansıtmanız kova olduğunuz için stratejik davranmalarınız da işe yarayabilir. Çok fazla. Çünkü kova dahi burç. Dahi burç olduğu için nerede analitik bir işlem var, kova orada. Ben genelde oradayım. Venüsünüz oğlak. Yani cinsel karakteriniz, aşkta ve paradaki kimliğiniz oğlak. Bu da demektir ki para evinizi etkilediği için, ikinci evi etkilediği için Venüs'ünüzün aşkla parayla bir arada olduğunu, yani aşkı da bulduğunuz zaman parayı da bulabileceğinizi görüyoruz. hep öyle istedim evet, şimdi. Yani şans güldü mü tam gülüyor. Öyle gülsün yani. Evet. Azı çoğu yok. Hepsi bir arada olsun isterim her zaman. Aşk ve parada gerçekten ama şu var. Venüs oğlaksa olan kadınlar aşkta biraz daha agresif tutum üstlenebilirler. Karşı cinse biraz daha anlayışsız yaklaşabilirler. Biraz daha otoriter olmaya, biraz daha kendi gibi olmamaya ve aslında kral benim demeye çalışırlar bazen. İşte bu da eril karaktere karşı üstlendiği kimliği kadının kabullenilemeyecek bir tutum sergilemesine sebep olabilir. Yani karşı taraftaki erkek, bu kadın beni yönetir. Bu kadın güçlü bir kadın. Bu kadın her şeyi biliyor. Şimdi erkeklerin tabii kadınlarla bunları ilişkilerini de çok bilen, çok rahatsız üstün olurlar. Tabii. Yani bunu aslında ben çok yaşıyorum. Evet, bir anlamda güçlü yaşıyorum. Kadın, evet, zor kadın. Evet. Yani zor kadın olabilirsiniz evet. O yüzden de. Burada biraz daha yumuşatmanızı, kendiniz gibi, kova gibi. Onu. Yani nasıl savaşlarınızda ve girişimlerinizde kova gibi yaklaşıyorsunuz? Gibiysen, orada da olması gerekiyor. Cinsel yapınızda, karşı cinsle olan iletişiminizde de kendiniz gibi olup agresifleşmemeye, biraz daha o tutumu yavaştan alıp hani alttan yine şeyinizi sürdürmeye çalışıyorsunuz. Çok ani çıkışlar yapmamaya hani... Evet. Öfkenizi biraz daha dindirmeye, yani burada yumuşatmanız gereken bir oğlak tarafınız var. Aslına bakarsanız bu biraz da haksızlığa karşı gelmek, biraz çok daha fazla. İşte dengeyi sağlamaya çalışmak, yani bana karşı haksız bir tutumu sergiliyor, ben nasıl davranabilirdim diye kendinizi haklı çıkarmak yerine, orada zararlı çıkabilmek yerine kova gibi stratejik davranıp daha karlı çıkabilirsiniz. Evet. Merkürünüz de sanırım ikizlerdeydi. Evet, Merkür zaten gezegen olarak iletişim gezegeni ve ikizlerin gezegeni aslında. Ve bir burç eğer
kendi gezegenindeyse o burcun kendi gezegeninde olması onun şanslı olduğu konulardan birisidir ve üstün olduğu nitelikli konulardan biridir. Merkür'de iletişim gezegeninizde ikizler olması sizin iletişiminizin, düşünce sisteminizin gerçekten çok iyi olacağını, çok iyi iletişim kurabileceğinizi ve magazin konuları, televizyon programları, karşı tarafla güzel diyaloglar evet. ve diyaloglarınızı çok iyi yönlendirebilmeniz ve konulara hakim olmanız açısından gerçekten bu sizin için çok mükemmel bir avantaj. Hem mesleğiniz açısından, kariyeriniz açısından. İkizlerin o özelliği zaten her zaman için çok beğenirim, takdir ederim. Ben Değil de mi? Varmış haberim yok. Çok güzel oldu. Evet. Diğer gezegenlerinize ulaşmaya çalışıyorum. Jüpiter. Jüpiter'iniz kovada. Çok iyi. Çok iyi. Pardon, Jüpiter'iniz terazide. Mars'la karıştırmışım. İş hayatı. Jüpiter'iniz terazide. Jüpiter'inizin terazide olması, evet 10. evi de göstermesi iş hayatında iş hayatım çok iyi olacak evet, demek. Sanatsal gibi. Faaliyetlerin doğru bir meslek seçiminin olduğunu gösteriyor. Jüpiter bolluk bereket gezegeni. Evet. Meslek gezegeni. Yani bize verdiği özellikler bu. Bizim etki alanlarımız, mesleğimiz, şansımız, bolluğumuzun, bereketimizin evet. olduğu gezegen bu. Oraya denk gelen burç ne özellik taşıyorsa bize de o özellikleri veriyor. Terazi size ne özellik katabilir? İş hayatında, bolluk berekette, terazinin olduğu iş alanınızda bolluk bereket katabileceğini görüyoruz. Terazi bu özelliği verir, şanslıdır. Evet. Hak, hukuk, adalet konuları belki hukuk alanında bile başarılı olabileceğinizi görebiliriz. Çünkü bazen hukuk alanında terazi başarılıdır, bazen de sanatsal faaliyetlerde. Evet. Yani bu ben iki mesleği, daha yatkın. Evet, sizin sanata daha yatkın olduğunuzu görüyoruz zaten. Evet. İletişiminizin de hani bu yönde olduğunu görüyoruz. Düşünce sisteminiz kova. Yani tamamen hava grubunun etkisiyle sizin hayatınızda sanat ve bu tür sosyal faaliyetler çok daha önemli. Hı hı. Ve bence kariyerinizin çok daha ileride, daha üst versiyonlarında görebileceğimi görüyorum. İnşallah. Ama sizin seçimlerinizde işte yay durumu söz konusu olduğu için burada agresif ve ani kararlar, ani çıkışlar almadan tamam, biraz daha düşünerek... Ama yayın kararlılığında sonunu getirmeniz. Yanlış bir seçim yapmadan doğru bir yola girip sonunu getirmeniz. Seçim yaparken agresifleşmeyip biraz daha yine kova gibi düşünüp ama yay gibi başlayıp yay gibi bitirip. Evet. Yani size verebileceğim tüyo bu. Çok güzel. Evet. Evet. Şarjım bitti. Öyle mi? Evet, size bir süre gezegenlerinize ara verelim. Gezegenlerin kalanını Uranüs, Plüto ve Neptünleri Plaki size programda. Yo, hayır biraz sonra açılsın. Belki tekrar devam ederiz ama Mart ayına hemen girelim. Şimdi Tabii insanlar ki, merak ediyorlar. Neler olacak Mart ayında? Evet, neler olacak Mart ayında? Güneş tutulacak. Evet, güneş tutulacak. En büyük olay bu zaten. Deprem bekleniyor şeklinde. Evet. 17 Kötümsel Ağustos depremi gibi 17 Mart'ta da bir deprem olabilir. Sürekli yerde bir değişiklik olacak bunu. Sonuçta. Şimdi ben aslına bakarsanız hani olumsuz yönde yapılan bu yorumların çok daha fazla aslında o olayı yaratabileceğine dair çekmek enerji oluyor. Çekim kesinlikle. Oluyor. Düşünceyle çekmek oluyor. Ben hep olumsuz düşünmemeye çalışırım evet, ama yerde bir değişiklik düşünmeyin. Olacak ama belki olumlu olacak. Belki olumsuz düşündüğümüz şey Evet. Olumlu bir dönüşüm olacak evet, diye biz de o yüzden olumluya çekelim. Evet, evet. Şimdi bütün bizi izleyen insanların da olumsuz enerjilerini oraya yüklemek yerine 17 Kesinlikle. Mart'ta olabilecek en güzel şey aslında dine değişim. Yani bir takım şeyleri değiştirmek için hani size tarif etmiştim ya bir bardağın içerisine taşları atarsınız. Ya da bir kavanozun içerisine taşları atarsınız. Sonra sallarsınız o boşluklara taşlar yerleşir. Yerleşmeye başlar.
Yani deprem de aslında böyle bir tasvir. Tabii ki. Normalde hani belki de yaşayacağımız deprem yeryüzü depremi değil. Belki hayatımızdaki o yerleşmeyi sağlayacak bir çalkantı, ufak bir çalkantı. Evet. Ufak bir hareket bile onun taşların yerine oturmasını sağlayacak belki. Evet. Yeryüzünde güzel bir değişiklik olacak evet, diye düşünebiliriz. Yani bu değişiklik, bu güzel bir şey. Ve o taşların yerine oturması görüntüyü güzelleştirir. Tabii ki. Ve taşların daha rahat kımıldamadan hareket etmesini, daha sağlamlaşmasını. Değil mi? Temelde sağlamlaşacak bu arada. Bu açıdan düşündüğümüzde aslında çok güzel bir olay yaşayacağız. Deprem dediğimiz şey o. Evet. Bence öyle. Evet. Hayatımızdaki ufak bir çalkantıyla taşların yerine oturması. Güzelleşecek. Evet. Güzel bir değişim olacak. Benzer bu. Hayatımızda ne tür çalkantılar olabilir? O alanda baktığımızda Mart'ın 17'sinde hangi burcun etkisindeyiz? Balık burcunun etkisindeyiz. Balık burcu hangi alanlarımızı etkiliyor? Duygusal, iç dünyamızı etkiliyor. Duygusal, iç dünyamız, içsel yolculuğumuz, ruhsallığımız, işte hassasiyet, sağlık. Evet. Pek çok balığı ilgilendiren konu var. Bu konularda çalkantı sağlayabilir. Özellikle ilişkilerde sağlayabilir. Çünkü Venüs Koç'ta biraz agresif tutum sergileyebilir. Aşk ilişkilerinde yerler de biraz hani çalkantı sağlayıp hani aşk ilişkilerini de oturtabilir, sağlamlaştırabilir. Çünkü aslında işe yaramayan ve zorla sürdürdüğümüz pek çok ilişkinin belki de bitmesi gerekir. Belki hani o bitecek, bitmeyecek. Belki yeni bir başlangıçlar olacak. Tabii, daha yeni güzel başlangıçlar olması gerekebilir. Taşlar yerine oturduğu zaman daha ortaya, sağlam kararlar vereceğiz belki. Ortaya çıkan sahne çok daha belirgin olacak. Evet. Biz net göreceğiz bazı şeyleri. Netleştirebilir görüntüyü. Evet. Görüntü o toz duman indikten sonra, net olduktan sonra hayatımıza öyle karar verebiliriz. Bu güzel bir şey bence. Evet. Biz bu açıdan değerlendirelim. 20'sindeki güneş tutulmasını da güzel dileklerle İnşallah. Çağıralım. Evet, hayatımıza kesinlikle. Güzel değişiklikler ve hayrımıza güzel olan değişiklikler getirsin. İnşallah. Mart ayında başka hani Satürn'ün öğretmenliğinde, Satürn gezegeni dediğimiz zaman bizim ağır öğretmenimiz. Sınavlarımız. Tabii sınavlar. Bu sınavları da yaşadığımızı Mart ayında görebiliriz. Pek çok konuda sınavlar yaşayabiliriz. Satürn'ün yayda olduğu bir dönemdeyiz şu anda. Yay agresif tutum sergilediği sürece ağır sınavlar yaşayabilir. Yay kendi merak ettiği felsefesinde bir takım düşünce sisteminde değişiklikler yaratabilir. Ben değişmeye başladım. Artık benim düşüncelerim değişiyor demeye başlayabilir. Bu farkında olması da gerekiyor tabii kişiye. Tabii. Bilinçsiz şimdi, bir değişim. Evet, bilinçsiz bir şekilde şimdi, kendinde ne olduğunu fark etmediği zaman işe yaramayabilir. Evet. Ama şimdi bizi dinliyorsunuz. Bunu dinlerken yay burçlarının özellikle hayatındaki sınavların bu dönemde onların düşüncelerini değiştirebileceğini. Hakkı ruh halinde oldukları farkına varmaları da gerekiyor tabii. Ve inanç sistemlerinde bile bu dönemde yayların değişikliğe uğradığını olabilir. Görebiliriz. Satürn yayda gerileme de sağlayacak Mart ayının sonuna doğru. Evet. Yayda gerilemeye başladığı zaman seyahatler mesela yay burcunu ilgilendiren başka bir konu. Seyahatlerimiz ertelenebilir. Yay burçları çok fazla yolculuğa giden yay burcu varsa aranızda, sürekli seyahat ediyorsa birdenbire seyahatleri kesilebilir. Ve engeller çıkabilir önünde. Çünkü burada yaşaması gereken bir şey vardır. Gitmemesi gereken bir durum vardır. Evet. Onu zorlar. Bundan hayır çıkarmak gerekiyor. Tabii, her kesinlikle. Şerde bir hayır var diye düşünmesi gerekiyor. Evet. Neden olmadı? Uf, yaptığım planların hepsi suya düştü. İşte bütün planlarım aksadı. O planların aksamasında aslında sebep hani bir var. Hikaye vardır ya, uçağa binmek üzereyken binmez de uçak düşer şeklinde. Bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Yani bu şekilde değerlendirebilirsiniz basit kavramla. Tabii ki. Yani maddi manevi bir takım değişiklikler yay burcunu bekliyor. Ama buna hazırlıklı olması gerekiyor, bilinçli olması gerekiyor ki en azından kızacak bir şey yok yani. Öfkelenmesin. Sakın ha. Gergin bir durum olmasın açısından. 17 Mart'ta... önümüzdeki günlerde Venüs'ün Koç'tan çıkıp işte Boğa'ya girdiği dönemde biraz rahatlayacak Venüs. Artık Koç burnundaki o sert aşklara olumsuz karşılık veren tavır, işte birbirlerine karşı sürekli kavga, tartışma ya da sert sözler kullanan aşıklar Venüs'ün Boğa'ya girmesiyle, ki Boğa'nın gezegeni de Venüs. Yani kendi gezegenine girince bir burç, artık orada güzel güzel hareket etmeye başlar. Rahatlamaya başlayacak. Aşk başlar. Evet. 17 Mart'tan itibaren
aşk mevsimi başlıyor diyebiliriz. Zaten bahar ayında da. Evet, tam da bahar ayında. Mutluluk hormonların tamamen çoğaldığı bir dönem. O yüzden tam da bu aya girdiği 17 Mart döneminde Venüs güzel etkilerle Mart ayının başından işte Nisan sonuna kendi Boğa burcuna girdiği Eski Nisan dönem. Sonundan Mayıs sonuna kadar bu 1,5-2 ay boyunca güzel aşklar yaşanabilir. Evet. Sağlam kalıcı aşklar yaşanabilir. Çünkü boğa sağlamlığı da getirir. Evet, kesinlikle. Yani, kalıcı aşklar yaşanabilir. Kalıcı aşklar yaşanabilir. Vazgeçemez aşık olursa zaten. Hatta belki hani ruh eşini bulmak, belki sonsuz aşkını bulmak. Belki ya da, o dönemde denk gelecektir. Tabii evlilikler. Çünkü boğa ciddiyetle yaklaşır ilişkilere. Ve bağlıdır da zaten. Tabii. Evliliğe, eşine, sevdiği kişiye bağlıdır. Genç kızlara boğa burçları önerilebilir şeklinde. Aşk hayatı çok güzel çünkü, sağlamcı. En iyi evlenilecek burç kimler diye genç kızların hep bu sorusuyla böyle bir soru karşılaşıyorum. Belki hani sayamadığım kadar çok bu soruyla karşılaşıyorum. Evet. En iyi evlenilecek burç genel anlamıyla söylenilebilir ama kişinin tam haritasına bakmak ve bizim haritamızla uyumuna bakmak söz konusu. Tabii. O zaman hiçbir şey diyemezsiniz. Hani boğa iyiydi, hani başak iyiydi. Tabii kendi burcuna bakmak gerekiyor, yükselen burcuna bakmak böyle gerekiyor. Böyle değerlendirmek tamamen. Gerekiyor. Tamamen bir burcun evliliğe uygun aday olarak tescillenmesi mümkün değil. Her ikisinin de yaşam haritasını çıkarmak gerekiyor. Biz hani genç kızlara biraz daha boğaya ılımlı yaklaşabilirler, başaklara ılımlı yaklaşabilirler. Daha tabii bu bağlı diğer oldukları için. Erkekler şimdi burada bir aslan ama genellikle toprak var. Emel Hanım daha çok böyle toprak grubu kişiler toprak. Biraz bağlıdır. Hani oğlak da öyledir mesela. Evet, toprak aile grubu sevgi, iyi eş adayı olur. Bağlıdır. Çünkü genellikle kesler. Evet bağlı olacak burçlar oğlak, boğa, başak diyebiliyoruz değil mi? Evet, ha, diğerleri için de aynı şey geçerli değil diyemeyiz tabii ki. Tabii onlar belli yükselen burçlar etkiliyordur. O evler etkiliyordur bir şekilde. Bakın ne kadar çok şey ne kadar çok size, şey. Evet. Daha gezegenlerin yarısına geldik. Tabii yarısına geldik. Dahası var. Ama biz yavaş yavaş programı kapatacağız herhalde. Vaktimiz doluyor. Şöyle eklemek istediğiniz bir şeyler varsa. Eklemek istediğim Uranüs-Plüto karesi var. Şimdi Uranüs-Plüto karesi ülke açısından değerlendirmek ve genel olarak değerlendirmek gerekirse 2 yıldır zaten ülkemizi çalkantıyla işte gezi olaylarından tutun, işte komşularla ilişkilerde, komşularımızın iç savaşları bunların hepsinin sebebi Uranüs-Plüto karesi. Evet. Uranüs nedir? Plüto nedir? Evet. Uranüs devrimci gezegen, Plüto kitlesel savaş yaratan gezegen. Bu ikisi bir araya geldiğinde ne yapar? Savaş ve değişim olmak zorunda. Savaşarak değiştirmek ve şekil aldırmak ve insanları daha çok hani devrim yaratarak ülkelerin belki sınırlarını değiştirmek, belki içsel politikasını değiştirmek. Belki, bu da güzel bir değişim olacak. Tabii tabii. Yani gerekiyor. Aslında bakarsanız belki dünyayı bir araya getirmesi gereken zorlayıcı etkenler bunlar. Evet. Ama bir değişim ama söz konusuysa da güzel bir şekilde kötü insanlar da yok değil tabii. Tabii kötü insanlar var. Da var. Evet. Açıları kötü insanlar da var. Hani Hitler ruhu dediğimiz pek çok yapıda insanlar da var. Evet. Bu tür liderlerin yönetiminde olan ülkeler de var. Evet. Ama umarım insanlar doğru kararlar verirler seçimlerinde. Evet. Ve önümüzdeki günlerde güzel gelişmeler olur ülkemiz içinde. İnşallah. Çevresel faktörlerden umarım etkilenmeyiz. Çünkü bir yıl daha bu Uranüs-Plüto karesindeyiz. Ve böyle iç savaşları yaşayan ülkeler olacak. Hı hı. İnşallah ülkemize böyle bir şey yansımaz. Ve bir inşallah. Daha öyle olaylar yaşamayız. İnşallah. Güzel bir şekilde değişim olur evet. İnşallah. Yani ülkemiz için. Uranüs-Plüto karesini atlatmak, güzel bir şekilde atlatmak İnşallah. Dileğiyle. Kolaylıkla inşallah. Evet Emel Hanım haftaya inşallah tekrar ETV izleyicileriyle buluşacağız. Önümüzdeki hafta cumartesi günü saatler 1 ve 2 arası bizler yine sizlerle birlikte olacağız. Bir programın sonuna geldik. İlk programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın.